Irak Sağlık Bakanlığı önceki gece başkent Bağdat'ta sivilleri hedef alan terör saldırısında ölenlerin sayısının 250'ye yükseldiğini duyurdu. Bomba yüklü araçla düzenlenen intihar eyleminde yaralanan 200'den fazla kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürüyor. Yaralılar arasında halen durumu kritik olanlar var. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'teki işgalinden bu yana Irak'ta en fazla can kaybına yol açan saldırı olarak kayda geçti. Başkentin Karada mahallesindeki kanlı eylem sonrası Irak İçişleri Bakanı Muhammed Gabban istifa etti. Irak ordusunun Felluce kentini IŞİD'in elinden almasından bir hafta sonrasına denk gelen saldırının ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.